Ülkemizde her dört gençten birisi, yani %25 oranında işsizlik durumu söz konusudur. Genç memur sen olarak önemli çalışma alanlarından biri haline bu konu gelmiştir. Çünkü 11 milyonluk genç nüfusa sahip olan ülkemizde genç işsizlik problemi ekonomik sıkıntıların yanında birçok sosyal problemi de beraberinde getirmektedir. Pandeminin sebep olduğu ekonomik yavaşlama sebebiyle gençler bu süreçte piyasanın dışına itilme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Dünyada krizin bir sonucu olarak genç işsizler, yetişkinlerin yaşadığı problemlerden 2,5 kat daha fazla sorun yaşamaktadır. Bu gerçeklere kayıtsız kalmayan genç memursen ARGE başkanlığımız bünyesinde bir çalışma başlattık. Ve bugün kamuoyuna sunduğumuz genç istihdamı raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Bu raporda var olan problemlere farklı bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle ortaya koyduğumuz istihdam yaratan ekonomik yapı ve ekonomik iş gücü üreten eğitim alanı arasındaki uyumsuzluklara değindik. Ve bunun ortaya çıkardığı tehditlere dikkat çekmeye çalıştık. Bu iki alanı düzenlemekle sorumlu olan politika yapıcıların temel dokümanlarını çalışırken bu iki alanı eleştiri ve öneriler doğrultusunda meseleyi ele aldık. Gençlerin beklentileri, endişeleri ve umutları dikkate alınarak iş gücü piyasasının uzun yıllardır süregelen yapısal problemlerine yönelik özgün ve etkili politikaların belirlenmeye, çözüm önerilerinin sunulmaya çalışıldığı bir raporu bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunların yanı sıra gençlerin iş gücü piyasasından beklentilerinin bir anket çalışması kapsamında değerlendirildiği raporumuzda gençlerin bakış açıları ve istekleri kamuoyuyla arz edilmiştir. Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olarak karşımıza çıktığı ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de en yüksek genç işsizliği oranı yüksek öğretim mezunları arasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de gençlerin kayıtlı istihdam sayılarının artması gençlerin iş gücü piyasasındaki en kırılgan gruplarından biri olduğunu göstermektedir. Gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğunu, ancak ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gençlerin bu istekliliğini karşılayacak düzeyde olmadığını araştırmalarımız ortaya koymuştur. Yüksek öğretim mezunlarının her geçen gün arttığı ülkemizde gençlerin birçoğunun nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmesinin ülkemiz iş gücü piyasasında ciddi bir beceri uyumsuzluğunu ortaya koymaktadır. Yüksek öğretim mezunlarının her geçen gün arttığı günümüzde gençlerin birçoğunun nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmesi, ülkemiz iş gücü piyasasında nitelikli eleman istihdamında doğru bir orantı olmadığını ortaya koymaktadır. Yine sigorta prim teşvikleri gibi devletimizin istihdama yönelik almış olduğu önlemlerin yatırım teşviki doğrultusunda hareket edilmediğinden dolayı çalışan işverenlerin yeni istihdama gitmek yerine mevcut istihdamla yoluna devam etmesi gibi bir sonucu ortaya koyduğunu görmekteyiz. Piyasanın açık işlerde herhangi bir eğitim düzeyinde işçi aramazken, işçilerde mesleki, teknik, bilgi, beceri, tecrübe araması okulların istenilen beceri sağlayamadığını veya aranılan mesleki teknik bilginin daha çok tecrübe olarak ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Önemli oranda meslek lisesi mezunlarının iş gücü piyasasına girdiği görülmektedir. Bu da meslek liselerine yönelik ön yargıları ortadan kaldıran çarpıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinin kendine özgü yapısının ağırlıklı olarak düşük nitelikli işlerin yaratılmasına neden olduğu görülmektedir. Burada da iş gücü piyasasının arzının, iş gücü temelli karşılığının bir noktada niteliği düşürmeye yönelik itici güç olduğunu ortaya koymaktayız. Mesleki eğitim mezunlarının kendi alanlarında çalıştıklarında aldığı ücretle alanları dışında çalışmaları sonucunda alacakları ücret çok da fark etmemektedir. Bu da tercihleri alan dışı işlere yönlendirmektedir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından paylaşılan Univeri platformu incelendiğinde aslında ülkemizde ciddi bir kesimin niteliğinin altında işlerde çalıştırıldığı ortaya konulmaktadır. Aslında iş gücü potansiyelimizin niteliği yüksek olmakla beraber iş gücü arzının
bu niteliği düşüren bir orantısızlıkla hareket ettiğini görmekteyiz. Ülkemizde yüksek öğretim mezunlarının işe girenler itibariyle bakıldığında yarıdan fazlası için başlangıç ücreti asgari ücretle sınırlı kalmaktadır. İş gücü piyasasında niteliğin altında işleri seçmek zorunda kalan gençlerin iş tatmini ve verimliliğinden uzak bir çalışma hayatı sürdürürken işverenlerin de eğitim sistemine kazandırdığı yeniliklerden memnuniyetsizlikleri ifade edilmektedir. Gençler mesai kavramı olmayan çalışma saatlerinin esnek olduğu işlere yönelmektedir. Z kuşağı olarak nitelendirilen gençlerin çoğunun sanayi ve atölye üretim kısmında değil, ciddi anlamda bu alanlara yönelmediğinden dolayı oluşan boşluğun mülteciler yöntemiyle doldurulduğu araştırmamızda karşımıza çıkmaktadır. Otosanayi sitelerinde çalışan çırakların hatırı sayılır bir bölümü de yine tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaların birçoğunun Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden gelen mülteci kardeşlerimizle doldurulduğu gözlemlenmektedir. 2011 yılından 2020 yılına bir değerlendirme yapıldığında girişimlerin doğum oranının yani yeni girişimci oranının değişmediği, girişimlerin istihdamdaki oranının ise aynı süre zarfına kıyaslandığında azaldığı görülmektedir. 2020 yılında doğan girişimlerin %61.2'si düşük teknoloji düzeyine sahip girişimlerden oluşmaktadır. Ülkemizde ekonomi politikası ve istihdam politikası veya üst politika belgeleri ve tematik politika belgeleri arasındaki uyum ve ahenk konusunda problemler bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kamuda Stratejik Yönetim adlı internet sitesindeki temel politika belgeleri başlığında 54 ulusal politika belgesi ve program yer almaktadır. Hazırlanan bu üst politika belgelerinin temel önceliği ekonomik büyümedir. Büyüme odaklı bir ekonominin yeteri kadar istihdam yaratmadığı ortadadır. Ekonomide planlanan dönüşüm gerçekleşene kadar bir ara dönem iş gücü planlanması yapılmamaktadır. Bundan dolayıdır ki son 10 yılda bütün politika belgelerinde aynı temel sorun alanlarından bahsedilmekte ancak sorun bir türlü çözülememektedir. Neredeyse 10 yılda çıkmış bütün temel politika belgelerinde istihdam teşviklerinin sadeleştirilmesi ve etki analizlerinin yapılması tedbir olarak yer almasına rağmen halen belirlenen bir etki analizi ve sadeleştirme çalışması bulunmamaktadır. Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin yürürlük süreci devam ederken yeni eylem planlarının yaygınlaştırılması ve belgenin uygulanması gerekmektedir. Ancak bu belgenin uygulamasının olmadığını görmekteyiz. Yine Ulusal Gençlik Politika Belgesi 4 yılda bir güncellenmesi gereken bir belgeyken 2013 yılından itibaren güncellenmemiştir. 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen öncelikli sektörlerden kimya, ilaç, tıbbi cihaz ve daha birçoğu yalnızca otomotiv sektörü özelinde bir tedbir maddesinin Ulusal Genç İstihdam Strateji Belgesi'nde yer almaktadır. Yani bizim önceliklerimiz ve teşviklerimiz Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ile zaman zaman örtüşmemektedir. Kalkınma planında nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç, iş gücü eksikliği olduğu noktasında herhangi bir analiz ve tahmine yer verilmemiştir. Bu noktada iş gücü ihtiyaç planı yapılmamıştır. Yakın zamanda yeşil ekonomiye geçiş hamlesi olarak açıklanan ve son orta vadeli planda yer alan yeşil dönüşüm özelinde konuya baktığımızda Ulusal Genç İstihdam Strateji Belgesi'nde buna yönelik bir hüküm yer almadığı, geleceğin işleri ekseni altında yeşil işlere atfın olmasına rağmen gençlerin bu alanda çalışmasına yönelik bir madde yer almadığı göz önüne konulmuştur. Son dönem kalkınma planları, orta vadeli plan ve istihdam stratejilerini incelediğimizde belgelerde yer alan çoğu tedbir ve politikanın kurumların hali hazırda yaptığı kanunen yapmak zorunda olduğu işlerden ibaret olmaktadır. Bugün bu genç istihdamı raporunun ortaya konulmasında Genç Memur Sen ARGE başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza raporumuzu daha geniş bir kitleye ulaştırmak noktasında bugün bizimle beraber olduğunuz için de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kamu istihdamına, gençlerin istihdamına ve iş gücü piyasasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.